Arkadaşlar sıradaki gelmiş olduğumuz adreste bir altyapı problemi var. Altyapı problemi derken neden kastediyorum? Arkadaşlar bir 30 metre borudan bahsediyoruz. Pisti borusu bu. Bir tane logarımız var, onun haricinde herhangi bir logarımız yok. Biz şimdi ara ara bu zeminde, görmüş olduğumuz zeminde boru geçiyor. Ara ara biz buralara karotla delik açıp logarlar oluşturacağız. İşleme başlayalım mı? Devam et. Şimdi arkadaşlar burada logarları nasıl bulacağız onu anlatayım. Görmüş olduğunuz böyle bir kanlaşma makinamız var. Kanlaşma makinenin ucunda bir aparatımız var. Şimdi boruyu temizleyeceğiz. Şimdi bu boru burada tıkanmış ya. Bu boruyu temizleyeceğiz. Temizledikten sonra böyle bir kameramız var. Kameraya gönderip bizim istediğimiz su dairenin çatalını bulmak. Yani burayla buraya gelen çatalı bulup buraya bir tane çukur açacağız. Bu bölgeye ki burada bir logarımız oluşsun. Devamında bir çukur daha açabiliriz. Arkadaşlar şimdi borumuzun temizliğini yaptık. Görmüş olduğunuz gibi bu aparatla borun içindeki tüm pislikleri aldık. Herhangi bir şeyimiz kalmadı. Bizim amacımız ne? Bu analogardan binanın o iç tarafı vardı ya, orada çatalı yakalayıp oraya da bir tane karotla delik delip oraya da bu şekilde bir logar oluşturacağız. Şimdi oraya tespite gidelim. Tespiti nasıl yapacağız? Boruyu nasıl bulacağız? Onları da anlatacağım. Arkadaşlar şimdi hattı temizledik. Şimdi kameramızı tesisata göndereceğiz. Bu kameranın kafasında bir verici var. Kamerayı gönderdiğimizde kamera borunun içinde gidecek ya. Gittiği zaman çatalım orada onu bekleteceğiz. Sonra da bu makinayla tam nerede olduğunu tespit edeceğiz. Arkadaşlar şimdi kamerayla nerede olduğunu bulduk şimdi çatalın. Şimdi bu makinayla da kameranın kafasındaki verici var ya onu algılayacağız. Bakın şimdi yaklaştıkça seviye artacak orada. 116. Tam şu an burada. Buraya bir tane çukur açacağız. Logar oluşturacağız burada. Arkadaşlar şimdi deleceğimiz yerde herhangi bir boru, elektrik kablosu vesaire var mı diye de bir termal kamerayla kontrol edelim dedik. Şimdi oradan merkez sistemi boruları geçebilir. Yalnız buraya da su gelecek. Tabii gelsin Şoran Bey. Arkadaşlar şimdi böyle bir işleme başladığımızda biz bu işlemi yarıda bırakma şansımız sıfır. Ne demek istiyorum? Yani burada bazen kamerayı gönderiyoruz ya, kamerayla şu aleti buluyoruz. Bazen kameranın da gidemediği yerler var. Şimdi o zaman nasıl bu tesisatı buluyorsun dersen, o zaman da şöyle göstereyim. Elimde görmüş olduğunuz bir verici. Bu vericiyi kanalaşma makinesinin ucuna takıp döne döne ana hatta gönderebiliyoruz. Yani bazen bundan da yardım alıyoruz. Şimdi biz bunu makineye taktık. Ucuna bağlantısını yaptık. Bu sefer de klozeti söküp tesisata gönderdik. Gönderdiğimizde bu aparat yerin 30 metre altına kadar sinyal veren bir aparat. Yani nereye giderse gitsin biz bunu 30 metre içinde bulabiliriz. Yerin altı ve yerin yanı duvarı fark etmiyor. Bu sefer de bunlar birbirini tanıdığı için bu iki alet tam üzerine geldiğinde bize derinliğine kadar ölçü veriyor. Uygulamanın şu an sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi tam boruyu istediğimiz yerde bulduk. Biraz duvar dibine almak zorunda kaldık. Kalifer boruları geçtiğinden dolayı. Birinci logarı buraya açtık. Artık burası logar olacak. Müdahale edebilsin diye. İkinci logarı da buraya açtık. Şu köşeye. Burada da aynı şekilde kalifer boruları çıkınca istediğimiz şekilde bazı şeyler yapamadık ama bu işi de böylelikle sonuçlandırdık.